Merhaba arkadaşlar. Projelerle WordPress derslerine devam ediyoruz. Bu dersimizde ne yapacağız? Buradaki ana sayfamızı artık oluşturmaya başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi şu an Elementor'la açtığımız ana sayfamız bu şekilde. Şurada da sayfamızın canlı hali var. Şimdi Elementor'a geliyoruz. Burada hemen aşağıda ilk Add New Section diyoruz. Şöyle boş bir Section ekleyelim. Şimdi bu section ekledikten sonra content genişliği olarak box şeklinde olsun. Advanced'e gelelim ve yukarıdan ve aşağıdan 80 piksellik bir boşluk bırakalım burada. Şu zinciri kırıyorum. Yukarıdan ve aşağıdan top ve bottom'dan 80 piksellik bir boşluk bıraktık. Update diyoruz. Sonra tekrardan Elementor elementlerini seçerek burada öncelikle şöyle bir başlığımızı ekleyelim. Başlığımız olarak ne yazalım buraya? Our Services şeklinde başlığımızı yazdık. İyi ki olsun, bu başlığımızı ortalayalım. Buradan Style bölümüne girerek bu başlığımızın rengini değiştirebiliriz. Buradaki görmüş olduğunuz typografiyi değiştirebilir. Şimdi typografiye gelelim. Şöyle font family olarak öncelikle Relevi'yi seçiyorum arkadaşlar. Relevi olsun. Aslında default'ta da böyle zaten Relevi, ama buradan font. Siz başka bir font kullanmak isterseniz buradan değiştirebilirsiniz. Update diyorum tekrar. Tekrar Elementor'a geri dönelim. Burada bir divider ekleyeceğim. Alt çizgi ekleyeceğim başlığımın altına. Divider'ı seçtim. Burada görmüş olduğunuz gibi ekledim başlığın altına. Şimdi burada divider'da burada kalınlığını seçebilirsiniz bu divider çizgisinin. Renk olarak klasik sayfa rengimizi kullanacağımız burada. Ana rengimiz neydi bizim? C3 002F şeklinde ana rengimizi kullanıyorum. Burada genişlik olarak da şöyle yaklaşık önce bir ortalayalım. Ne yapalım bunu? Şöyle %10 olacak şekilde bir divider ekleyelim buraya. Onun haricinde burada 3 bölümden oluşan bir alan kullanacağız. Hangi servisleri verdiğimize dair. Onun için geliyorum buraya. Bir tane o servisleri koyacağımız bir inner section ekleyelim. Burada normal olarak 2 tane sütun veriyor ama biz bu sütunu 3 olarak oluşturacağız. Önce her bir sütunu oluşturup sonrasında kopyalayalım. Buraya yerleştireceğimiz element ise icon box olacak. İcon box'ımız neredeydi? Geliyorum. Şuradaki icon box'ı kopyaladım ve yerleştirdim. Burada öncelikli olarak şurada ikonda değişiklik yapacağız. İkon olarak şuraya tıklayarak hangi ikonları kullanmak istiyorsanız seçebiliyorsunuz. Ben laptop olarak kullanacağım. Heading yazalım şurada. Şöyle web design şeklinde heading gibi oluşturdum. Text o şekilde kalsın. Burada HTML etiketi olarak da H3 kalsın. Sonra style'a gelelim. Burada pardon, content de default olarak değil de bunu frame şeklinde olmasını istiyoruz. Sonra style'a gelelim. Style'da yine buraya rengimizi verelim. C3002F şeklinde rengimizi verdik. Burada görmüş olduğunuz gibi çizgi bana çok kalın geldi. Ne yapıyorum? Şuradaki border genişliği olarak 1 piksellik bir border olmasını istiyorum. Bunun yanında başka hangi değişiklikleri yapabiliriz? Bu şekilde yeterli. Şimdi geliyorum buradaki sütunu bir siliyorum. Ve bu sütuna
Duplo kilit diyorum. Görmüş olduğunuz gibi sütun daha eklendi. Buraya da duplo kilit diyerek bir sütun daha eklendi. 3 sütun şeklinde olmasını istiyorum. Update diyorum. Böyle refresh edelim sayfamızı. Görmüş olduğunuz gibi aşağıda Our Services alanı geldi. Şimdi buradaki ikonları değiştirebiliriz. Şimdi yazılarla değiştirmek için çok fazla uğraşmayacağım. Ben burada mesela burada ikon olarak ne kullanabiliriz? İkinci ikonumuz şöyle mobile diyelim. Şuradaki mobile phone ikonunu kullanabiliriz. Üçüncüsünde de mesela tekrar üçüncüyü seçtik. Burada da ne diyelim şöyle leaf yaprak ikonunu kullanabiliriz. Update ediyorum. Refresh ediyorum sayfamı. Burada görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde görünüyor. Bu mobile görünümüne bir bakalım. Şuradan dikkat ederseniz ekranı bir küçültmeye başlayayım. Nasıl görünüyormuş. Geliyorum. Küçültüyorum. Görmüş olduğunuz gibi mobile görünümde gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Hemen gelelim Elementor'da. Tekrar aşağıya geliyorum. Burada ne yapacağım? Burada bu kez bir parallax efekti vereceğim arkadaşlar. Parallax efekti için ne yapıyorum burada? Hemen yeni bir section ekleyelim. Yine burada section box şeklinde olsun. Default olarak ayarları olduğu gibi bırakıyorum. Advanced alanına geldiğimde bu kez advanced bu alanda arkadaşlar. Yukarıdan ve aşağıdan 160 piksellik boşluklar bırakacağım. Hemen geliyorum şuradaki padding alanında. Bu kez yukarıdan ve aşağıdan 160 piksellik boşluk olsun. Stile geliyorum. Burada ne yapacağım? Bir background görseli ekleyeceğim buraya. Bunun için hemen geliyorum. Şurada image bölümünden görselimizi seçelim. Bu görselleri nereden buluyorduk? Unsplash.com'dan indiriyorduk. Geçen dersimizde söylemiştim. Ben şöyle bir görsel tercih ettim. Bu görselimizi de yükledik. Şimdi burada bu görselimizin ayarlarına gelince position olarak center center yani merkezden olmasını istiyorum. Attachment olarak fixed olarak kalsın ki geride kalarak sanki bir yarım paralak efekti versin bize. No repeat seçiyorum. Tekrar etmesin. Size olarak da mümkün olduğu kadar kapsamasını istiyorum. Şimdi burada background overlay'e geliyorum arkadaşlar. Background overlay'e geldikten sonra background overlay ile buraya klasik kendi rengimizi vereceğim. Kırmızımsı bir renk. C3002F. Görmüş olduğunuz gibi sayfanın diğer tasarımıyla uygun olması için bu rengi verdim ben. Geliyorum. Şimdi bu rengi verdikten sonra şuradan opacity'yi ayarlayabiliriz. Biraz opacity'yi arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Burada ek olarak da arkadaşlar şurada blend mode bölümü var. Blend mode'da bunu normal değil de multiply şeklinde olmasını istiyorum. Multiply şeklinde olmasını isterseniz dikkat ederseniz gayet başarılı bir görsel overlay elde ettik. Bunu da şöyle 0.9'a çektim. Update ediyorum. Refresh ettiğim zaman ne oldu? Update etmedik mi? Tekrar sayfamızı bir refresh edelim. Görmüş olduğunuz gibi burada aşağıdaki görselimizi bu şekilde görebiliyoruz. Birazdan içerikleri eklemeye devam ettiğimizde alttaki paralaks efektini daha başarılı bir şekilde göreceğiz. Şimdi burada yalnız şöyle bir problem olacak. Bu gördüğümüz alan görmüş olduğunuz gibi Chrome'da çalışıyor. Fakat buradaki CSS filtresi Internet Explorer'da program oluşturabilir. Burada arkadaşlar şöyle bir ipucu yapabilirsiniz. Bu görseli Photoshop'ta aynı şekilde
Blend mod olarak multiply yaparak görselin kendisini oluşturabilirsiniz. Bol görseli kullanabilirsiniz. Internet Explorer sizin için önemlisi. Ne yapalım burada? Buraya ek olarak hemen şöyle bir heading ekleyelim. Heading H2 olsun buraya. Ne diyelim? Making great things possible yazalım. İddialı bir olsun. Bunu biraz daha büyük görünmesi için H2 değil de H1 olarak seçiyorum. Style'a geliyorum. Renk olarak da bunu şöyle F4, F4, F4 olarak beyaza yakın bir çok açık bir gri olarak seçtim. Ve bu şekilde bir update ediyorum. Update tamamladıktan sonra şöyle refresh edelim bakalım nasıl görünüyor. Görmüş olduğunuz gibi buraya da sloganımızı başarılı bir şekilde ekledik. Devam edelim tasarımımıza. Buraya bu kez iki bölümden oluşan bir section ekleyeceğim. Hemen öncelikli olarak bir section'ımızı ekleyelim. Yine buraya arkadaşlar geliyorum. Advanced bölümünden şöyle yukarıdan 80 piksel, aşağıdan 80 piksellik bir ne verdim? Padding verdim. Neden 80-80 verdim? Şimdi buradaki web sayfamızda kullanacağımız boşlukların birbiriyle tutarlı olması açısından. Dikkat ederseniz şuradakine 80 vermişim, şuradakine 80 verdik. Burası bir paralaks efekti ara geçiş olarak düşündüğüm için buraya 160 iki katı şeklinde verdim. Ve burada da 80-80 şeklinde paddingler verdik. Tasarımımızın kendi içerisinde tutarlı olması için yaptık bunu. Hemen geliyoruz. Burada şöyle bir inner section ekleyelim. Bu inner section'ımız iki bölümden oluşsun. İlk bölüme yine ne yerleştirelim burada? İkon box'lar yerleştirelim. Geliyorum. Tabii önce bir başlık yerleştirelim buraya. Geliyorum şöyle başlığımı yerleştirdim. Ne diyelim şöyle. What we offer more diyoruz. Ayrıca şimdi son olarak buradaki section'ımızda style'a geliyorum arkadaşlar. Onu unuttuk. Background renk olarak bu kez F4, F4, F4 şeklinde verelim buranın background rengini. Şöyle gri bir background rengi verdik. Update diyorum bunu. Dedikten sonra gelelim şuradaki başlığımızı ne yapacağız yine? Başlığımızı ortalayacağız. Yine buradaki başlığımızın altına şuradaki tasarımımızla uygun olması için ne ekleyelim? Yine bir divider ekleyelim. Geliyorum buradan divider'ımı seçtim. Ekledim buraya. Yine renk olarak ne vereceğiz divider'a? C3002F rengini verdik kırmızıyı. Hemen ortalayalım bir önce. Şöyle ne demiştik? Şöyle %20 bir divider verelim buraya. Tutarlı olması için şunda ne vermiştik? %10 demişiz burada. Gelelim burada %20 dedik. Gerçi burası tam ekranda %10. Burası da ikiye bölünmüş ekranda %20 olduğu için bu şekilde kalabilir. Çok bir problem yok. Sonrasını istersek değiştirebiliriz. Bundan sonra ne yapalım buraya? Yine geliyorum. Icon box'ları ekleyelim. Geldik, ekledik. Icon box olarak buraya yıldız değil de ne ekleyelim? Gamepad ekleyeceğiz. Yine görünüm frame şeklinde olmasını istiyorum. Ancak bu kez yukarıdan aşağı değil de şöyle sola yanaşık olmasını istiyorum.
Buraya da ne yapalım başlık olarak? Born to Code şeklinde başlığımızı yazalım. Style'e geliyoruz yine. Primary Color yine sayfa rengimizi veriyoruz. C002. Ne yapabiliriz başka burada? Secondary Color'a gerek yok. Yine Border Radius olarak 1 piksel verelim. Pardon, Border Radius değildi. Border genişliğimiz 1 piksel vermiştik. Burada da zaten Border Radius'e buraya 0 yazarsak ne olur? Kareye çevirmiş oluruz. O şekilde o şekilde bir değişiklik de isterseniz yapabilirsiniz. Gelelim burada başka neleri değiştiririz. Content kısmında bunu H3 olarak değil de başlığımız H4 biraz daha küçük olmasını istiyoruz. Sonra bakalım herhangi bir değişiklik başka yapmamıza gerek var mı? Advanced bölümünde burada görmüş olduğunuz alt boşluk verebiliriz. Ama şimdilik bu yeterli geldi bana. Hemen ne yapıyorum? Sağ tıklıyorum. Edit ikon box'ın altında duplicate diyorum. Dikkat ederseniz kopyaladı. Tekrar duplicate diyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bu alanı kopyalamış olduk 3 tane. Buradaki ikonları ve yazıları istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Update diyorum hemen. Refresh ettiğim zaman görmüş olduğunuz gibi buradaki section'ımızın sol tarafını tamamlamış olduk. Şimdi şuradaki sağ tarafa ben bir görsel yerleştireceğim. Hemen geliyorum burada. Şuraya bir şöyle bir görselimizi yerleştirelim. Burada görselim için şöyle bir görselimizi seçelim. Ben görsel için şöyle bir internetten herhangi bir PNG görseli seçtim. Neden PNG görseli seçtim? Aşağıdaki şu görselin arkasındaki background'ı rahat bir şekilde görmek için. Bu görseli bu şekilde yerleştirdik. Ama tekrar şuradaki sütuna bastım var. Edit sütun dediğimiz zaman vertical align olarak bunun middle olmasını istiyorum. Yani buradaki alana ortalamasını istiyorum arkadaşlar. Hemen update diyorum. Refresh ettiğim zaman bakalım görmüş olduğunuz gibi buradaki görselimiz de başarılı bir şekilde geldi. Şimdi buradaki dersimizi tamamlamadan önce bugünlük dersimizi biraz şimdi şuradaki görsel üzerinden biraz size şuradaki motion efekti anlatayım. Yani buradaki görselimize yani sayfamızdaki tüm her şeye efektler verebiliriz. Ben öyle çok fazla efektli sayfaları sevmiyorum ama siz isterseniz aynı şekilde burada birazdan yapacağımız şekilde animasyonlar verebilirsiniz. Şuradaki görselimize dikkat edin. Ya da bunu direkt üstüne de verebiliriz. Şimdi görselimize geldiğimiz zaman Advance'e giriyorum. Motion Effects'e geliyorum arkadaşlar. Burada zaten hangi efekt olduğunu başarılı bir şekilde ön izlemede görebilirsiniz. Örneğin burada fade in şeklinde bir efekt verebilirsiniz. Fade down şeklinde böyle aşağıya gelecek şeklinde efekt verebilirsiniz. Hatta animation duration'ı slow yapalım ki daha rahat görebilirsiniz. Fade'ini şöyle zoom in şeklinde efektler verebilirsiniz. Ariyeten bouncing down şeklinde böyle bounce efekti verebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi envai çeşit mesela rotate in efekti var. Onu verebilirsiniz arkadaşlar. Burada istediğiniz efektleri verebilirsiniz. Mesela başka şöyle flash şeklinde bir efekt verebilirsiniz. Buradaki efektlerin istediğinizi tanımlayabilirsiniz. Mesela light speed in neymiş? Ben de bu ilk defa deniyorum. Böyle bir efekti verebilirsiniz. Ama en standardı mesela şöyle bir right'tan fade'in gelse gayet başarılı bir şekilde olur diye düşünüyorum. Bu şekilde
ya da şöyle sade bir fading efekti de verebilirsiniz. Sonra bu efektler için örneğin mesela şuradaki Born to Code'a gelelim. Böyle Advanced'a geldik yine. Ona şöyle bir fade'in efekti verelim. Sonra dikkat ederseniz onun altındaki ikinci alana geliyorum. Yine fade'in efekti veriyorum ama bu kez Animation Delay'e 1000 yazıyorum. Yani bir saniye daha sonra versin. Yani buradaki efekti bir saniye geciktirmesini istiyorum. Alttakine geliyorum. Advance'e geliyorum ona da. Yine Motion Effects'e geldim. Şöyle fade'in yapalım. Bunu da 2 saniye geciktirmesini istiyorum. Hemen update diyelim. Update dedik. Şimdi sayfamızı refresh edersek dikkat ederseniz böyle sıralı bir şekilde gelecek şekilde efektler verebilirsiniz. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.